Evet, kıymetli sporcu kardeşlerim ve spor yapmayan diğer saygıdeğer insanlar. Sabah sabah çıktık yollara. Trene bineceğiz şimdi. Trenle Ankara'ya geçeceğiz. Haritadan tam bulamıyoruz. Nasıl? İyi, gel otur. Karnınız aç mı? Biz buralı değiliz. Yozgat, Azerbaycan. Baba Azerbaycan, anne Yozgat. Ya Ayhan da annesi Yozgat'ta. Biz yakınız. Didim'de de yazlık var bizim. Allah'ım. Ben ondan merak biraz... ediyorum. Bu zenginler kim bunlar? Torunlar ne dediğini merak ediyorum. Ama mavi şehirdeyiz. Siz neredesiniz? Pis ya, Baltıkum Denizi'ni biliyorsun. Ayhan abi, ben geçen gün işte yazlığa gittim. İngilizlerin merkeziydi. Çok eskiden. İngiliz deyince Didim gelirdi adamın aklına. Evet. Şimdi Amele deyince Didim geliyor. Kürt de olmuş bile ya. Çok Kürt var orada. Ya şey yani bizim... yok, doğuluk almamış hiç. Şey hep böyle. Didim de Ankara'da. Bizim hani Yozgat, Sivas, Çorum. Bizim sol kesim geliyor. Ama bu sene ben Didim'e gideceğim, ben video çektim yani. Evet. 1 milyon kişi ben yanıma gelmiş. Yani 1 milyon kişi gelmiş. Abi sen dedin ya Didim'e gel. Ben demedim ki, ben emekli olunca oraya yedeceğim dedim. Hayali... Buradan ipini koparan oraya gelmiş. Kırmızı Borkan'a oraya gelmiş. Çok darlıyorlar değil mi seni artık? Yürüyemiyorlar. Tabii canım. Ünlü olmak biraz pişmanlık veriyor mu bazen? Parayı alsak vermez de. Şimdi para değil de şey yani, bir kıpırdayamıyorum, bir iş yapamıyorum, bir şey yapamıyoruz. Değil mi? Tuvalete bile gitsem 5 kişi resmimi çekiyor. Para yatmaya başladı değil mi AdSense'den? Para var var. Bir aylık 10-15 alacağız da şimdi düştü diyelim. Kod geldi mi? Benim çok tamam. Benim 2-3 aydır alıyor. Bir 5 aldım, bir 6 aldım da. Ama şey çıktı yani, bu şimdi izlemeler düştü. Abi yaz ya herhalde. Bir de virüsten dolayı izlenme çoktu benim. Virüs gene gelecekmiş. Ya ben şu mantığa bakıyorum. Biz şu mantığa bakıyorum. Ben 18 yıldır buraya geliyorum. Beslenmeciyim. Biliyorum. Ben, şimdi benim bir arabam var. Atıyorum, 100 lira yövmü alıyorum. 70 yakıyorum, 30 lira bana kalıyor. Ben dedim ki, bir sabah bir video koyuyorum, 50 lira yatıyor. Evet. Öğlen 75, akşam günde 100 alıyorum. Günlük 300 lira değil mi? Evet. Akarı kokarı yok. Benim zaten laf bitmez. Vergiyi halletsin. 300'ün biliyorum ben. 300 çarpı 30, 9000 lira. Ben 9000 bilirim. Ben o mantıkla gidiyorum. Ama bu ünlü YouTuber'lar ne diyor? Haftada bir video. Ayda bir video koy. Daha çok izledin, aynı parayı alırsın diyor. Ben bilmiyorum. Ben günlük param bilirim. O sana, senin tarzına uygun değil o ya. Değil. O ileride. Evet. Şimdi Mahsun garajı aradı şimdi bir haftadır. 4 tane bebek yollamış. Şey, ay, onlar da gelecek. Skeç mi çekeceksiniz? Ne yapacaksınız? 10 dakika. Sizin gibi aynı 15-20 dakika bir videoları birleştirecek. Mahsun mesela... O çok büyük adam ya YouTube'da. O şey 6 milyon izlenmesi var ortalama. Tabii tabii, o çok abi büyük. Abi seninle 10 milyon izlenirdi. Benim 123 bin. Senden daha düşük ama benimki spor kanalı ya birazcık. O yüzden büyümem lazım. Ya o şey yaparız kardeş, tanışırız. Benim faydam olur. Ben şimdi ben öyle, benim kişiliğimi az çok herkes biliyor. ben böyle, ben herkesin para kazanmasını isterim. Kimsenin zarar etmesini istemem. Ayak nasıl oldu abi? Ayak işte pazartesi günü şeye başlayacağız. Fiziğe başlayacağız. Fiziğe yazıldı. Bizde sen bana dedin onu, hani benim ya, davanım birazcık. Senin spor tabii canım, senin şey. Ben biz bir defa duyuyoruz böyle bir şey olduğunu. Yara koptu onu. Sana attın ya yara. Evet, ya çok kötü ya, şey. Acayip. Şu an bir Almanya'dan bir krem sipariş ettim ben arkadaşıma. Günlük 200 mesela ne yaparsın? Şimdi sen sporcusun, spor salonu açsan. Oo, kralını açarsın. Mesela kralını açarsın, 2-3 tane açarsın. Sana sen aylık gelirin 100 bin lira olur. Tabii canım. Kiralayacaksın evde en baba Ankara'da 2,5-3 milyar evler. Evet. En baba daire 2,5-3 milyar değil aynen, mi? Aynen aynen. Benim haşım oturuyor Eryaman'da. 1+1, 2+1 lüks daire havuzlu. Stüdyo, adam aynen. 2 milyar ödüyor. Aynen, stüdyo aynen. Daire. En babasında 3,5 olsun lan Ankara'da en güzeli. Aslında parasını eder mi? Tarafında işte havuzlu falan. Ben koçumdaki boş dayım. İşte biz o mantıda düşünmüyoruz yani. Ben gece param yok diye 90 lira aldım da. Çok uygun bence. Yeter bize ya. Şimdi ileride benim bebeğe bir daha alamazsın da zamanda. Şimdi desteğini 100 lira. Sen kaç sene önce aldın onu? Ben 3 sene 4 sene aldım. 3 sene çok şimdi desteğini 150 lira. Ama şimdi de etmez o kadar. Niye? -3 oğlum, cezaevi gibi lan. Adam kendini cezaevine atar mı 100 lira verir? Ne taraf abi senin? Abi zaten gece kulda indirip, gece kulda çatakıyordu oğlum. Daire değerliyim. Niye? En azından su tavanı beyaz. Su basıyor. Altta var mı ev başka? Su bassın. Bassın. -4, -5 var mı? Yok, benden sonra garaj. Yok daha yok, altı garaj. Selam. Tanıyoruz değil mi? Çekiş Murat bizim karşıda esnaf. Tabii tabii be. Merhaba, hoş geldiniz. Videolar izliyordur. Tabii tabii izliyordur. Benim için mi lan? Oo, ikinci hoş geldin. Bu da Yozgat'tı. Merhaba, hoş geldiniz. Gözü çok acı.
Neresinden Yozgat'a? Çekerek. Cin gibi. Zaten hazır mı? Ne aldık zaten? Abi 10 sene önceki dediğim çok farklıydı ya. Yani o İngilizlerin o her sene bakıyor. Sen zaten o dönemde orada yaşamışsın. Ben 2016 tamam. Dönemindeyim. Sen Türkiye'de benzemiyorsun. Sen nerelisin? Ben bir Rus gibi. Ben dedem Kars'tan gelmiş de. Sen... Bir rüzgarın ortasında kalıp durdu. Türk geni yok sende ya. Sende başka benim bir babam, benim ebem de mavi gözlü. Babam siyahtı, benim abim de mavi gözlü. Abim de bana benzer. Benim 3 tane çocuk olduğu için de mavi gözlü. Ama ha, yenge, mavi de, yenge de mavi gözlü. Demek ki şey oluyor yani. Biri siyah, biri mavi oldu mu olmayabilir. Sende var bir şeyler. Benim bizde Rus olabilir. Rus bir sınavlı bir şey var. Ya benim gözüm yeşil. Annemki siyah. Benim üçüncü olan mavi gözlü. Neyi soracağım abi beyaz sana? Yani. Biz öyle kara değiliz ki. Araplar gibi biz öyle yok, şey değiliz. Yok değiliz. Ama her yer İstanbul'da olmuş ya. Afgan da olmuş taksiz. Allah değil size kolaylık olsun ya. İstanbul... Ankara'da... Ne diyorsun abi Afganlar hakkında? Siyaset değil dün ya. Dün ben bile aşıyor maçı maça gidemiyor. Maçlar başladı ya. Niye olmuyor aşı? Ne bileyim maçı bir de geri de ver diye. Ol abi ya. Biz en azı bir zamanda biz korona olmadık şimdi. Kime dediğimde görmüşsündür. Benim 700-800 kişi sıra oluştu. Evet. Dediğimde yolda yürüyemedim, sahilde, bara gidiyorum, Medusa'dası hep zeytin var mı? Araba bozuldu, arabanın... Arabanın başına toplanıyor, ondan sonra... Dolapta var mı? Şimdi buraya 50 kişi geliyor, gülmüş. Niye getirmiyorsun? Ben kızı nereye takılıyorum normalde, buna yazıldı diye. Kızlar 3000-4000 kişi birikiyor, ben bir çıkıyorum dışarı. Tamam koç. Orada arkadaşım dükkanları var. Böyle grup oluşuyor, ben orada 10 saat bir resim çekiniyor. Seni yürütmez. Ondan sonra herkes el sıkışıyor, öpüşüyor. Hayatımdan önce hiç maske takmadım. Bu geçti bana geçmez mi? Hadi arabayı söylemiyorum. Bir arabada işte yolcuların, benim yolcuların hepsi gitti geldi, virüs oldu. Evet. Senin bağışıklık sistemin çok... Yok yani yolculardan bana geçse geçerdi. Yani bu derelerde yüzüyordu kardeş biz ne oluyordu? Diyene bak. Ayağı kırıldı oğlum 6 aydır ağlıyor. Bu vücudu narin yalan söylüyor kardeş. Onun sakatlığı ciddi. Şimdi bunun dikişi, burada 90 dikiş var. Ortasında hafif bir kan gelmiş. Sarı ben öleceğim mi? Benim keşfem geçmemde kendimi kestim, gözümü kestim. 6 ay açık arayla geçtim. Abi biliyor. Seni zaten altı ay açık herhalde gezdim açık. Ben vurdum camı. Burada kurtlanmıştı. Benim buraya kurtlandı. Kurtlandı gene ölmedin. Bununki minicik. Dikişler tutmuş minicik sarı bir şey gelmiş. Kan senin gelmiş. Beynin çok farklı çalışıyor abi normal. Aynen insanlar. Doğru. Sen çok tehlikeli bir insansın. Evet şey kan gel. Acı hissetmiyor. Acı eşiğin çok yüksek senin bak. Çok ciddiyim. Bu deli mi? Benim otobüsünde boynumu kestim. O müdür yoğun makamda kaldım. Bana 5 yaşı kanı vermişler. Sonra kendim kendine geçtim hastanede. Beşiktaşlı kanı. Beşiktaşlı kendimi kestim. O kan attı bir daha. Doktorlar kan verdi, Ankara gücüydü beni kandırmak için. Ben dinandım yani. Beşiktaş kanı bozar seni. Deplasmana da giderdi taraftar. İnönü'ye her maç gitti. Ben Beşiktaşlı, yani yok Beşiktaşlı seviyorum. Çok ben seviyorum. Beşiktaşlı bu çünkü arada. Seni bozarım. Şimdi seviyorum. En düşmanımız şu an en iyi dostumuz. Çünkü para kazanıyor. Artık şey diyorum, siyasetçiler gibiyim ben de. Göztepe, Beşiktaş, Adana, Deniz, Sakarya hepsi kardeşlerimiz. Eskiden yolda, Kızılay'da biri. Ben Kızılay'da 25 sene, Kızılay'ın göbeğinde, havuzda 25 sene ben bunlarla uğraştım. Sabah uyumazdım, onlar da nöbet tutardık. Yani 50-60 kişi grubumuz vardı, 100 kişi. Eve hiç gitmezdik. Öyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Cimbom vardı. En sevmediğin kulüp kimdi o zaman? Bilmiyorum. Hepsini seviyorum. Siyasete girmeyeyim. Yok, eski dönemde. Yani en düşmanımız Beşiktaş. Beşiktaş. Eskişehir. Onları Beşiktaş. Sevinmesi lazım. Delikanlı adamın delikanlı düşmanı olur. Yani Ankara gücün taraftarı. Evet, öyle olur. Zaten biz Türkiye'de biriz, bize göre ben biriz. Ben Buca'ya gidiyorum, benim 7 yaşlı bebeğine de soruyorum. Ankara gücün ne ünlü diyorum, taraftar ünlü abi diyor. Yiğitleşme bebeğiyle bunu biliyor. Tabii canım. Şimdi bizimkiler biliyorsun. Şimdi sen iyice meşhur ettin Ankara gücünü. Öyle oldu, bazıları da sevmiyor. Benim arkadaşlarım var, bana gaz veriyor. Ankara gücü olmasa sen olmazdın diyor. Abi şey meselesi... O zaman ben şimdi Sivas Sporlu olsaydım, Sivas Spor olmasa ben olmayacak mıydım? Ben Sivas'a da olsam benim Sivas Sporlu olacaktım. Yani gene öyle, güzel tutar takımı. Ben zaten, bizim Ali abimiz var, reisimiz bir lafı vardır. Biz 40 kişiyiz, 40'ımızda birbirimizi biliriz. Ankara gücünün 6 milyon taraftarı var diyeyim. Maça gidip sabit 35-40 yıldır, 50 yıldır maça gidip gelen kaç kişi biliyor musun? Bütün maçtan gidip gelen 40 kişi. Şimdi bazıları şöyle gidiyor, geliyor, evleniyor, askere gidiyor, iş kuruyor, çalışıyor, bırakıyor. Ama Ankara güçlüyüm diyor. Ya da gene Ankara güçlü oluyor, Ankara güçlüyüm diyor. Peki Ankara güçlüyüm ben yargılayamam. Ben karışmam. Tabii ama Ankara gücünde maça sabit gidip gelen 40 kişi. Kız nerede olsun? Bu kartoncu Berkay kayboldu mu? Ne oldu abi? Herkes olsun. Onu ben ya. Yolda gördüm. 5 lira babam öldüydü. 5 lira verdim. Biliyorum onları biliyorum. Onu da burnumdan getirdiniz. Daha da kimse bana vermiyor. Kayboldu ya. Biz dişlerini de yaptık. Yok kaybolmadı. Baba annesi beni aradı. Gelmedi. Baba annesi de çöpçüymüş. Babası da bomirilik vericiymiş. Tamam gelin çöp arabasını vereyim. Biraz da para var. Dişlerini de yaptırak. Biraz da para var dedik. Amerika'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan para geldi. Ben IBAN'ımı vermedim. Bu salancını verdim. Polis bana
Savcı beni almasın evden diye. Bana da farklıyım ama. Ona da başka bir şey gelmiş. Ünüyor, iniyor. Ben onu ayrı şey, onlar ayrı şey yaptı. Hani ben servis olayım diye fatura gelmek zorundayım. Ha. Bir de internetten patlamak yasak. İnternetten patlamak yasak. Gittim dağıttım. Savcıdan şikayet etmişler. 3 tane videom kaldırıldı beni. 25 bin izlendi. Evde etil alkol içiyorum 400 bin izleniyor. Etil alkol kafeye gidiyorum 400 bin izleniyor. Sarı dolar yardım ediyorum 25 bin izleniyor. Bizim milleti ben çözdüm. Beni sevenleri ben çözdüm. Etil alkol, servis, sanayi. Yardım abi işine bakmıyor. Sarı dolar yiyor mu alkol videoları? Sarı dolar. Bırakmadım da bıraktım. He? Sarı dolar yiyor mu alkol videosu? Sarı dolar da az kazanıyorsun ya kazanamıyorsun. Benim bugüne kadar ben didimde bir çocuklarla ben yeni ilk defa yedim şöyle oldu. Yedim de onları ben geri şey döndürdüm. Yeşile döndürdüm. Ben didimde benim bebelerle yüzüyorum. Hı hı. Üzerinde de mayo vardı. Çıplaklık ufak, falan. Onlar 3 yaşında. Çıplaklık değil aslında çocukları koruma. Ben 300 bin olduğu için çocukları korumak için videom kaldırıldı. Benim aynı video benim yeğen paylaştı İstanbul'da. Murat Gökgöz paylaşmış. O video şu an para kazanıyor benim. Aynı videomu 30 dakikalık videomu bebe paylaştı benim. Nasıl kaydettiyse. Şimdi o bebe para kazanıyor. Benim videom dönüyor. Ama abonesi kaç 3 bin. Niye biliyor musun? Seni şikayet ediyorlar. Mesela 50 kişi arda arda bildiriyor videoyu YouTube'a. Ayhan abi şaka yapacağız. Ne oğlum? Ne yapacağız? Şaka oyun olmaz. İşte götüreceğiz Suriye'ye. Savaşamayız. Gözlerini bağlayacağız diyor abi. Yakalayacağız. Suriye'ye götürecekler seni kurguda. Suriye'ye götürüp bırakacaklarmış da şaka yapacaklar. Dedim oğlum ben burada unsa zor gidiyorum yol parası yok. Hayır seni alacaklarmış ben şey yapacağım. Öyle bir küfür ederim ki onda bir de sokağa çıkamaz. Burada bana şaka yapamazsın. Hayır hem... Abi şey konusunda doğru dedin ya. Adamın 4 milyon takipçisi var seninle niye video çekmek istiyor? Para da vermiyor. Paraları var bile. Para istemiyor. Ama vermesi lazım. Vermesi lazım. Şu para istemiyorum da 3-4 milyon takipçisi olan adam beni niye arar? Niye beni köpek gibi 6 aydır beni arar? Niye beni ister? Para da vermiyor. Abi YouTube ticari bir iş. Yani. O zaman benim ona faydam olacak. Onun bana faydası olmayacak ki. Zaten benim zaten sevenler beni seviyor. Beni seven kurgu istemez. O şey var ya. Instagram'da. Öyle insanlar. Yolda kalana el kaldırırsa alırım. Sokak kültürün var yani. Ya biliyorsun. Sokak kültürü değil de yani bizde bilmiyorum. Biz aileden mi? Benim annem babam çok düzgün ondan mı ben anlamadım. Vallahi ondan herhalde. Ya biz sokakta yetiştik. Bir sokakta. Ama beni de bozacaklar. Kimse inanmam ben. Ben hatta kimseye inanmam. Kimseye güvenmem. Kendine güvenir misin? Kendime güvenirim. Ben dedim ki buna. Şimdi ben buraya gelene kadar beni günde bana 100 tane araba korna basıyor. Serviste tanıyorlar. Evet. Gece ben gece 3'te Şahin'le geliyorum Gölbaşı'ndan. Çeviriyorum da gece 3'te. Beni 50 kişi bana korna basıyor. Nereden tanıyorsunuz? Camlar filmli. Şahin'in plakası. Plakadan mı bilmiyorum da. Plakadan. Biliyorlar. Abi senin çok sapık hayranların var. Benim böyle yani. Memurlar duruyor. Benim kapı açık. Hava ya benim klima da işte ara sıra çalışmıyor klima. Kapılar açık. Adamlar geliyor arabadan iniyor. Baba sapla bana diyor. 30 tane kadın 60 yaşında kadın da öyle ağız açıp bana bakıyor. Ben öyle abi. Kime diyorlar kaptan bey bana demiyorlar abla ne? Abi şey öğret. Bir de millet ne konuşacağını bilmiyor. İşte ne yapacağını bilmiyor. Milletin ailesinin çocuğunun yanında resim, video. Adam geliyor küfür konuşuyor. Ben şeye çok sinir oldum. Arabam bozulmuş. Orada onunla uğraşıyorsun. 500 kişi geldi. 500 kişi geldi. Fotoğraf çekerek bilmiyorum. O video çok. Çoluğum çocuğum var. Hanım çocuk emziriyor. 1000 kişi başında sabırlı. Bekliyor. Oğlun da sabırlı. Benim arabam geçti diyorsun. Abi şu saati çaldınız mı? Öseyim'e. Onu ben kardeş ben servisçiyim. Biz bunların sınav sorularını biz dağıtıyoruz. Bunları arıyorum böyle. Yani 2 tane 3 tane güvenlik böyle biz dağıtıyoruz. Bu saat orada çünkü... Demek ki çay çeken orada almışız da. Çalmayız da öldük. Sadece okullarda var o yüzden. Ne? Şaşırdım. Ya ben de şimdi çok kişi sorunca ya dedim bu ne acaba? Çok önemli bir saat mi lan bu? Önemli. Şeyin de Ankara Gücü'nün saati var onu sormuyor adam. Ya buna çok soru. Devlet dağıtıyor ya. Devlet. Bu sadece sınavlar. Kimin de önce alıyor? Şahin bunun ne olduğunu bilmediniz mi? Sadece sınav odalarında oluyor abi. Öyle mi? Tabii. Ben öyle sevmiyorum. Adam arayıp da nasılsın iyiyim, sen nasılsın bitti. Onun ne konuşuyor, ne merak ediyorum, ne konuşuyor. Boş muhabbet biraz. Ne çok merak ediyorum ne konuşuyorsun. Çok merak ediyorum yani. Havadan sudan. 24 saat konuşanların ne merak ediyorum ne konuşuyorsun. Havadan sudan niye konuşayım ya? İş için ararsın, gezme için ararsın. Karış akşam pavyon içeri dersin, 9'da buluşat dersin. Başkan Cuma günü ben 8-9'da müsaitim bak, gezmeye hazırım. Şimdi bugün 50 kişi ararım, aramam da WhatsApp'tan yazarım geleceğim adamlar. Karış 9'da müsaitim, pavyona gidiyorsun diyeceğim bugün, yarın, pardon Cuma. Başkan ne için ararım? Pavyona gidiyor mu abi sık sık? Bir ayda gidiyoruz. Hangisine gidiyorsun abi? Biz bir ay çip çıkıyoruz, hepsine gidiyoruz. Abi, abi sen niye öyle düşünüyorsun biliyor musun telefon muhabbetinde? Çocukluğundan beri sen hani yoklukta, fakirlikte yetişmişsin abi. Zor şartlarda. Sana boş geliyor. He boş işine. Hani sen hep zorluk çekmişsin ya bir savaş. Hani yaşadığın yerde olmuyor. Kardeş en fazla şimdi adam nasılsın, iyi misin bitti. Bir de uzatıyorlar. Ben konuşuyordum. Şu 3-4 önce sordun. Asker, polis,
öğretmen, doktor, iyice bunaldık. Yıkamacı, sanayici, herkese konuşuyordum. Ayhan abi nasılsın? Seni seviyorum. Allah razı olsun. Hakkında net YouTube'dan izliyorum, izliyorum. Ben izleme reklamları izliyordum. Tamam diyorum. Anlatıyor. Kendini bana anlatıyor. Beni izleme reklamları izliyor. Beni izliyor. Beni anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Sen beni izliyorsun. Sen beni seviyorsun. Ben seni niye dinleyeyim ki? Abi bir de bu geyler... Abi diyor sen acı dalga içiyorsun. Ben diyor viski içiyorum. Ben de dalga içiyorum. Bana beni benden üstün olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Çocuk işte ya. Oğlum alkolün yarışı olmaz ki. Salak işte. Ben iki birayı zor içiyorum. Abi bu gaylerle ilgili çok fazla böyle demeçlerim var ya. Eskiden böyle bir şeyler yaşadın mı? Sen CD'yi bile biliyorsun. Ben CD'yi senden öğrendim neredeyse. Bu deli mi? Bunlara diplomayı ben verdim. Nasıl oluyor abi o işler? Anlaş anlamaz, onları ben çok seviyorum. Yok ben T'yi alıyorsun zaten. He onları kaynatıyorum, onları millet şey yapıyor da ben yani, onları kaynatıyorum. Gerçekten mesela gaylerde olsun bilmem ne olsun o CD'si. En yakınlarım gay mesela. Bir tanesi arayıp da ya sen bize niye böyle diyorsun demiyorlar. Çünkü demiyor, hatta tam evet. Tersi bokumu yiyorlar. Evet. Biliyorsun arayıp da gel diyorlar. Çünkü makara yaptığını biliyor adam. Aynen. Ama çünkü beyin gelişmiş. Beyni onların şey böyle. Hani benim gibi beyinleri... Kıvrımlı. Fark... Benim asıl mesleğim bu gay işi. Meslek. Ben çoğu bir şeye altın bilezik taktım bunun gibi. Ben hastalarıma bu işi öğrettim. Şu an karşıda bu işleri yapıyorlar. Bebe günlük 4-5 milyar cebine para koyuyor. Gay mi? Allah razı olsun. Gay değil. Gayleri satıyor. Menajer. Menajer. Bebe şimdi Opel'e biniyor. Motorcuydu. Motoru bırakmış. Şimdi altta bir araba almış. Baba seni mangala götüreyim diyor. Benim oğlum ben haram para yemem. O kadar dönüyor mu ya bu işler? Bu deli mi? Ben buraların çocuğu değilim. Ne para dönüyor? Şimdi benim doğduğum mahalle ve Seyran Bağları. Benim mahallemin yarısı ve üstü Köroğlu, Vedat Talakoy, Cinna, Hoşdere, Esat Tunalı. Ankara'da bu dediğimiz insanların %99'u burada oturuyor. %100'ü diyelim hatta. Oraya... Şimdi yeni Ulus'a doğru geldiler. Ben de 15-16 yaşında bizi merak ediyordum, bunlara bakmayı diyordum. Mesela ben 13-14 yaşındayım işte, 19-10 yaşındayım. Biz Cinna ve Hoşdere'ye gidiyorduk, biz bunları izliyorduk. Bunların arabası vardı. Böyle aynı gece 2'de 3'te trafik oluşurdu böyle. Onlar böyle arabayla gezerdi, böyle müşteriler gelirdi. Cinna Hoşdere'yi anlatıyor. Yanan yok, beni eskiler tanıdı. Onlar böyle gezerdi, atlandı böyle neydi o araba? Tigra mı? Tigra. Tigra Migraları vardı. Opel. Böyle müzik açarlardı böyle. Polis de fazla bir şey demezdi. Yani polis de gelmezdi. Polis bir kere geçerdi. Bunlara gücü yetmezdi. Onların façalarının kalınlığı böyledir. Bir de iyileşmez. Tamamı böyle faşalıdır. Hepsi kırmızı tıkok içer. Ondan sonra ağzında jilet olur. Kimse bir şey yapamaz. Onlar böyle, onları izlerdik. Benim doğduğum mahallede bunlar oturuyor. Bunlar da, işte biz bunların korumalığını yapardık falan. Onları işte getir götürünü yapardık. İşte onlar yeni doğana gidemezdi falan filan. İşte onların birası, sigarasını. Onlarla beraber içli dışlı gezerdik. Sen özeniyor muydun peki onlara? Biz özenmek derken... Aa barı! Bunların barını anlatacağım, Rodos. Ankara'da Tunuşak isimli bir bar vardı. Gay bar. En son orayı gay bar denge orayı yıktı. Hadi ya. Her gün bir kişi vururlardı. Selamlar. Alo. Yaptınız mı daha bak? İşte burada video çekemiyorum. Ben buraya 6 aydır gelmiyorum. Niye gelmiyorum? Ben şurada biz Yakup'la kışın burada biz odun modun buluyoruz. Biz odun yakıyoruz. Kömür bulamıyorduk. Belki odan kömür gelecek, gelmedi. Biz şurada mesela benim aklımda bir sürü fikir böyle beyin hızlı çalışıyor işte şiir küfür edeyim. Beyin derken yani doktor değiliz. Küfür ediyorum, bir şeyler yapıyoruz ama bir şeyler geliyor, buna çek diyorum, sor diyorum, soramıyor. Sonra işte bir tanındıkça, kardeş sabahın şurada sıra oluşur mu? 20-30 kişi geliyor. Ben burayı bir kesmeye geldim, o kalabalık bir tükendi. Doğru. Şimdi 2-3 gündür geliyor, gene aynı. Geçen hafta ben bir oruç tuttum, Muharrem ayındayız. Sinop'tan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Bolu'dan. 4'erden 20 kişi geldi. Abi niye konuşmuyor? Abi ya kardeş dudağım kurumuş, tansiyon düşmüş. Götte mayası var, hastayım diyorum, kan geliyor evet, diyorum, daha abi niye konuşmuyorum diyor. Anladın mı? Evet. Abi senin atan her yerini ifşa ettin, adam her yerini biliyor senin. Evini bile kurdu belki. Her gün, daha dün güne 20 kişi vardı. Gelmişler mi oraya? Evini, araban orada bekliyorum. Abi orada sıkıntı ya. Benim orada par var. Abi, ona değişirim, ne villaya gideceğim. Söylemeyin, villa alacağım yeri. Söyledim gerçi. Ankara'da mı? Neyse, çubuktan villa alacağım arkadaşlar. Aşekim yardımcısıyım diyor, ya. Temizlici çıktı. Mafyayım diyor, bakkalcı çıkıyor. Ne otelim diye? Var diyor, adam resepsiyonist çıkıyor. Ne diye yalan? Zenginim diyor, fakir çıkıyor. Fakirim diyor, zengin çıkıyor. Bira parasını benden istiyor. O da sarıdı bu. Çünkü abi de para ver dedi bira. Çay yok oğlum ya. Ondan sonra kim şey diyeceğim, ben zenginlerle de gezdim, mafyana da gezdim. İsimleri vermeyeyim. Biri işte S ile başlıyor, biri K ile. Ondan sonra... Sen söyle abi, videoda keseriz.
aşırı zengin attı bizim benim. Var yemez. Var yemez değil, belli etmiyor. Zengin adam zenginim demez, mafya adam da mafyayım demez. Bu da yeni bir şiir. Burak tutar. Burak ilk defa söylüyor. Evet, ben zengin adam zenginim demez, benim 41 yıllık tecrübe konuşuyorum. Zengin adam ben zenginim kardeş, arabam var, evim var, şunun var, bunun var demez. Çünkü o adam o zengin olarak gözükmez ki. Adamın normal hayatı odur. Mafya da mafyayım demez zaten. Mafya adam efendisi gelir oturur, yemeğini çayını yer, hesabını öder gider. Böyle tespit çekeyim, böyle altın kumye, yok Türk bayrağı, yok MHP'liyim, yok mafyayım, yok şöyle, hayır lan ben. Geçen hafta Pancan'a gittim, yanında gittiğim adam, karsona gel lan buraya dedi. Karsona da köylü gömlemezlikten geldi lan dedi ya gözü içinde. Hep karıdız dolu. Adam da 60 yaşında adama rezil etti. Sonra adama küfür etti anlardan. Bilmem ne yaptığımı çocuğu, gel lan buraya dedi. Orada şeyler bizi tanıyor, patronlar da bizi tanıyor diye alttan aldılar. Yanındaki adam, ben gittiğim, pavyona gittiğim bebe, karsona ana avrat küfür ederek çağırıyor. Niye? Alkolün verdiği yettiğine, sarı tuborg içiyor. Mafyadan bunu yapar mı? Sen Ankara'da Türkiye'nin en önüne gelen mafya liderlerinden birisin. Herkes seni tanıyor ya da tanımıyor. Tanımıyor. Sen de benim kardeş, ben mafyayım lan, getiririm lan, hesap ödemeyeceğim, hepinizi döverim, öldürürüm der misin? Yani daha oturaklı olur. Mantık olarak benim tecrübeli, ben en ünlü mafyaları da gördüm. Gezdim de, gördüm de, zenginleri de gördüm, gezdim. Hiçbirinin ne zenginim dediğini duydum, ne de mafyanın dediğini duydum. Evet. İşte verdiğim örnek o. Adam normal ben gibi giyinmiş, şakalaşıyor, sen bana ver ısmarla, sen bana al, ben sana alayım derken adam otelin sahibi çıktı. Otelin uzunluğu güvercinlikten başlıyor. Bodrum'un girişine kadar, Rixos'un yanında. Oh, bunun bir sonraki Rixos. Otelin uzunluğu dünyanın, kilometrelerce o. Adamın ben otel sahibi olsa, biz olsak ne yaparız? 4 tane koruma, son model Mercedes, gelin lan buraya falan filan. Biz olsa para bizi bozar. Adamlar doymuş, ya doymuş ya aile, ya aile ya da de. Fantezi yapıyor sana. Bilmiyor. Biri neyden bahsediyorsa onda o eksiktir. Çin atasözü. Bu da benim sözüm. Bir, neyden bahsediyorsa çok sık onda o eksiktir. Dedi ya mafyayım. Tribine giriyor. Mafya değil adam işte onun. Ha. Anladın? Ya zaten önemli olan işte görmüşlük yani. Evet. Görmüş olacaksın. Görmemiş olan söyler her şeyi söyler. Doğru diyorsun abi. Ben gördüm beni ve gördüm. Şimdi görmesen görmedim kardeş derim, alacağım derim. Şimdi gördüm, bindim. Ha, param olsa alır mıyım? Alırım. Alırsın. Amlem yüzünden alırım. Sen BMW... Araba sağlam değil. Amlem yüzünden alırım. Amlemi güzel diye alırım sırf. BMW'den sonra ben hangisi gelir? Ben amlemini seviyorum. Hangisi gelir? Sevmiyorum. Hangi araba markası gelir? Mercedes. Mercedes. Mercedes daha iyi aslında ama... Audi. Konfor açısın yani. Audi hiç gözüm değil. Bir para versem... BMW bir tatlı bilmiyorum. Abi çıkmıyor ya. Honda Civic. Bindin mi? Deli mi? G arabası mı? G arabası mı? Yani... deli mi? Ben satayım o zaman. Memur arabası. Ama yeni kasa benim. Güzel. Spor yazık kafana. Keski mi bu? Bak o keser bilelemiş, ben bileledim de bu bilmiyor. Yok değil. Ben o anda bileledim. 2006 BMW'nin polis bastı. Marlboro kutusu getirmişler. 50 tane sallama vardı boydan boya. Ne yaptılar? Sallama ucuzdu. Aldılar. Geçen ben 13 tane aldım. Şimdi 150 lira olmuş tanesi. Normalde 40-50 lira bir şeydi. Bu küçüğü lan bu. Bunlar boyut. Bu 50'lik 60'lık diye geçer. Sen patatesi bununla kesiyorsun. 80'lik var, 130'luk var. Kestim, TikTok'a koyduk şurada. 2.700.000 izlenmiş 2 günde. Harbi mi? 10 gün kapama aldı. Ot diye gittik. Ramazan ayıydı, iftara gittiydik. Virüs de var, su açma hesabı da var. Ana! Ağzından bir küfür ettim. Ya dedi ki oğlum hesap komple kapandı dedi. Bir baktı para da vardı. TikTok mu? TikTok. TikTok'u boş ver abi ya. Dünyanın da parası vardı. 1.000 dolar yanında para vardı. Para da gitti. Bu akıllı e-mail girmemiş. Kaç paraydı? Bank hesabını girmemiş bu akıllı. Para biriksin de yazın gezeriz diyordu. Abi oturalım şöyle, ayakta kaldık. Sonra TikTok'a biz küstük. Bu küstü. Hmm. Benim TikTok'um yok. Şimdi İstanbul'dan Burak Gökgöz var. Bebe bana YouTube'un %80'ini üreten bebe. Benim adıma TikTok hesabı kurmuş. Bebe de hiç sıfır ego. Abi de 50 binlik diyor. Her gün de video atıyor, beni canlandırıyor. Verin de abi canlı yap da para kazan diyor. E-mailini diyor, değiş diyor şifresini diyor. İban da gir diyor. Yok. Aman. Ben TikTok'u şöyle sevmiyorum. Şimdi kardeş TikTok'ta bir TikTok dilenme işi. Tam dilencisi bir. Tamam, iki. Tamam. Anlattan yarışma çıkmış. Yarışma bahanesiyle herkes sevdiğini şey yapar mı? Sevdiklerini kandırıyorlar. Evet. İki. Bir de benim onun lafımdan 9'u küfür. Ben nasıl küfür etmeyeyim kardeş? Küfür edince hemen kapanıyor. Evet öyle. Bir de ben şimdi bir şey diyeceğim. Tamam TikTok'tan aldım 300-400 lira. Oradan aldım. YouTube'dan canlı yayın yapıyorum. Instagram'dan yapacağım. Hı-hı. TikTok'tan yapacağım. Zaten millet bıktı. Aynen öyle abi. Çok göz önünde olduğum çok iyi değil ki yani. Bu kadar insan. Sen mesela senin belli tarz videoların tutuyor genelde. Sanayi, i̇şte, patates. Burası çok tutuyor. Burası çok tutuyor. Bir de şey benim servisi, ben tek başımayım ya. Ben pripotu açıyorum. Arkama koyuyorum. Aynen. Benim aklım orada bir sürü 1 milyon kelime geliyor. Konuşacağımı da unutuyorum. O kadar çok beynime şeyler geliyor ki. Evet. Konuşacağımı da unutuyorum. Aa işte buraya gözünü de gördün kardeş. Bizim buraya diyorum işte. Sabah buraya geldim, 10 tane sanayici vardı. Yeni kovaladım.
Ya gidin işinize bakın kardeş, öyle üst müşteri gelmiş diyor. Evet. Diyeceğim kelimeyi de unutuyor. Hepsi gelmiş video istiyor. Yerime video, sevgilime video, yok doğum günü, şey günü. La kardeş buradayım tamam çekerim diyor. Siz bari yapmayın diyor. Zaten biraz sonra 100 kişi gelecek buraya. Yani. Resim bugün gene az kişi geldi. Bugün sanayiciler geldi, bugün gelirler de şimdi ben burada canlı yayın açtım ya da burada bir konum bunu paylaştım hemen geliyor ya da biliyorlar. Bir de küfür ediyorum artık, sevmiyorum gelmeyin diyor. Abi parayı bulana kadar ya böyle ne yapayım ya. Şey diyorlar ya şöyle. Parayı buldum Allah izin verirse bir BMW alacağım, bir otobüs, bir BMW, önce otobüs, sonra ev, sonra BMW. Şöhreti kaldıramadı. Biri sana yazmış ki şöhreti kaldıramadı. Döndü vurdu. Ekuban. Ekuban. Çocuklar ölmüştü değil mi bir yolculukta? Bizim Antalya deplasman dönüşü öldüler 16-17 yaşında. Ve benim arabadan Sultan ortada sağda uyuyor. Hmm. Otobüs yan sağa doğru devrilince birinin işte kafası geliyor, onun da kafası geliyor. Bunun arka koltuğunda oturanlar benim arkadaşlarım, ikisi benim arkadaşım. Biri Murat Yılmaz Doğantepe'den, onun da bacağı komple koptu, diktiler. Biri de Gümüş Cengin. Canlı yapayım mı ben? Sen otobüste miydin orada? Yoksa başka ben gitmediydim. Gitmedim. Cenazesine gittin mi abi? Bizim arkadaşlar gitmişti onun. Gel. Bu hayat sana ne öğretti? Bu hayat arkadaş diye bir şey yok. Yakup abi. En iyi arkadaş ailen. Ya o indi. Yakup benim anındaki şey farklı. Kardeş gibi. Yani kardeş gibi değil de bizim bu yani bir sanayi falan filan yani bizim farklı bir şeyimiz var. Ben onun kişiliğini biliyorum, o beni bildiği için. Evet. O benim laflarıma gücenmez, zorlara gitmez çünkü o benim beynimi biliyor. Ben de onu tanıyorum. Onu niye tanıyorum? Çünkü bütün işi düşen buna. Bu sanayici ya. Evet. Bunun telefonu hiç susmaz. Benimki de benden çok ararlar. Kapı kolum kırıldı, aküm bitti, lastiğim patladı, araba alacağım, yok ne yapacağım, hep bunu ararlar, işi düşenler bunu arar. Bir de bunun işi olmaz, bunun haramlı işi olmaz, karı kızlı işi olmaz, topla tüfekli işi olmaz. Haftici namaz burada ben bıraktırdım. Harbi mi? Haftici de kılıyordu bu. Şimdi ben burada işte maç ayağına falan gidiyoruz yani, millet yanında alkol içiyor falan, bir şeyler içiyor ya. O arada işte kılamıyor, en son cumaya kadar. Cumayı da bana bu öğretti, oruç tutmayı da bu öğretti. Harbi mi diyorsun? Ben de ona ne öğrettim, ben de ona maçı. Gidici kırı seçiyor, alkol içmiyor. Bir de neyi öğrendi? Haftici namaz kılmamayı bıraktırdım. Abi müthiş bir ikilisiniz ya. YouTube'daki en samimi ikilisiniz. Dört kere Ray-Ban gözlük aldım. Ben anlamam Ray-Ban'ı. Sırf karıya kızı hava atacağız diye. Şöyle siyah Ray-Ban, işte beyaz, siyah falan filan. Sırf karı kızı arayacağız diye Ray-Ban gözlük aldık. Anan gözlük ikinci gün kayıp oluyor. Arabada üç kişiyiz. Lan oğlum sen, ben diyorsun sen cam alıyorsun. Ben mi çaldım? Dört tane. Kötüme mi zor? Abi etrafında çok top var ama ya. Çekiyorsun. Mıknatıs gibi çekiyorsun ya. Sende de bir şeyler var. O topların bokunuyum. Keşke onlar gibi olsa. Dünyanın en düzgün insanları o şey cinsel tercihi değişik olan insanlar. Yemin ediyorum. Ben onlarla 40 sene gezdim. Bir tanesinden bir ne yalan duydum ne bir yanlış gördüm. Yemin ediyorum. 420 ben bunun kafalısıyla geziyorum. Cuma günü parmağı açık Allah izin verirse. Oğlan bunun beyazını veriyor. Bunun mavi kafalısını alıyor. Beyazı da niye veriyor? Bozuk yok abla. Ne dilerim ki Allah'ım. Sonra bunun beyazını veriyor, kabriyosunu bunu alıyor, kapalısını alıyor. Adam bir kalıyor, çok isteyen biri var diyor, kabriyosunu zor bulmuyor. Yatak. Öndeki yatak bir şey diyorsun. 18 yıldır servis sürüyorum, bunun 15 yılı. 35 yıldır motosiklet sürüyorum, bunda 25 yılı ehliyetsizlikten. Polisi görünce götümden kan aktığını hatırlıyor, korkumdan. Milletten terakar bizden kan akıyor kardeş. O düşünün polisi görüyorsun, anam ehliyet yok. Ehliyetin yok, yok. Kaç sene böyle? Vallahi yeni aldım. Bundan sonra alkolü bırakmadım da cumadan pazartesiye kadar içiyorum. İğneler çok zararlı. Ben mesela giyinir kullanıyordum. Ben kilo almak için abi. Ben o proteini içsem benden olur bir şey. Olur tabii abi, senin genetiğin bu arada iyi ya. Bak sana yemin ediyorum. Çıkar mısın? Nerede iyi lan? Ben 45 kiloyum. Nasıl iyi? Adamın yavranı düşük. Bak yemin ediyorum. Ama senin çok iyi beslenmen lazım. Vallahi kilo aldı bak. Beslemiyorum. Oturdum diyorum. Malak lan yalan söyle. Ben hatta şöyle ben Didim'e gittiğim için 10 yılda bir. Ben de Didim'de hani böyle mesela kadınları görüyorum. Taner'le gittik. Bütün kadınlar göbekli. O diyor ki hamile, benim hamile değil. O diyor la oğlum ne hamilesi oğlum? Gece genç kız ne hamilesi diyorum. Göbek diyorum. Yok oğlum bunlar hamile diyor. La oğlum o göbek bunlar diyor ekmek yiyor. Salak dedim. Sıracalı dedim. Bunlar dedim şey dedim. Neydi onun adı? Bunlar dedim fakir ekmek yiyor. Adam bulgu pilavı makarna ekmeğe dürüp yiyor bizim gibi. Fazla hareket yapmıyorum eskisi gibi lan. Artık vücut yoruldu. Ben eskiden işte 1-2 sene öncesine kadar günde 10 kere arabayı yıkarım, çalışıyorum, evle ilgileniyorum, evi temizlerim, evi çamaşır, yani her işi yaparım. Yeni hareket yerinde duramıyorum. Sen rahat duramıyorsun abi. Babam da öyle. Benim babam yeni öldü 82 yaşında. Adam 82 yaşında bak. Benim babamı gördü. 82 yaşındaydı. Prostat kanseri. Buradan işi 10 yıldır. Hamballık yaptı 60 sene. Evde o halde kalkıyor. Adam ölmesine bir hafta kalmış. Haberi yok. Daha hala evi temizliyor. Bulaşık yıkıyor. 82 yaşında. Karı diyor sana yazık diyor anneme. Karı diyor ben yıkarım diyor. Ölmeden bir ay önce adam bulaşık yıkıyor, evi temizliyordu. Sevmiyor.
yatmayı sevmiyor. Ben de babama çekmişim. Sevmiyoruz. Boş durmayı sevmiyoruz. Mesela çay içtik ya mesela. Evde bir sürü kadın var, kız var. Öyle bakıyor Perper. Hemen benim zoruma gidiyor. Kalkarım o bardakları toplar eve götürüyor. Aşağı götürüyor. Korum. Onlar utansın. Ben utanmıyorum. Utansın da kaldırsın diye. Öyle yapıyorum yani. Orada o iş, mesela burada bu iş var ya. O durunca benim gözüme batıyor. Adım o işi yani çalışmayı seviyorum. Bir de ben yarın bir iş olmayacak mesela. Bir de bir iş var ya, erinmiyor mesela. Hemen o işi yaparım, erinmem. Yani erin geçtik yok. Gerçekten çok çalışkandır. Yani babamdan dolayı. Babam işte yani 55-60 senin sırtında hamballık yapan bir adam. Haram bilmez, yani sigara içmez. O yüzden ben sigara içmem. Ben haram da yemem. Biz öyle bir insanız. Bir hırsızlık, haram, sigara. Babam bana bu üçünü yapma dedi. Yani babamızdan görmüşüm. İşte aile ahlak çok önemli. Kuryelik mi yapıyorsun? Aile. Motorla kuryelik yapıyor. Kuryelik. Bir geliyordu var ya. Bilir, motor kesiyor musun hiç? Motor kesiyor musun sen? Sürmüyorum da. Göğsüne, ya da motosikleti biliyorum. Kışın, biliyorum Ankara'nın kışını falan yazını biliyorsun. Göğsüne karton koyardı. Düşün ya. Yani. Çoraba kadar sırı sıkma. 35 senelik motosiklet kullanıyorum. Yani, işte yazın sıcak, kışın biliyorsun Ankara soğuk. Yani. Ankara 2 ay sıcak. Hep bir ay sonra başlar. Yağmur kar. Akşamları bile serinledi şu an. Millet 4 tekerle zor gidiyor. Biz 2 teker sürüyoruz. Üşümüyor mu ya o soğuk? Üşümem mi? Parmakların donuyor. İğne deliğinden geçiyor o soğuk. Bak mesela benim üzerimde 3 tişört. 3 tane Kazak motorcu montu. Burası böyle zirkli. Motorcu montu. Ama o değil, o 80'i geçti mi o soğuk buradan giriyor, ta kaburgana vuruyor. Kaskın arasından giriyor. Kaskın camı kapalı, arasından giriyor. Gözlerinde buradan yaş geliyor. Kaskın camı kapalı. Onu ancak motosikleti kuryelik yapanlar bilir. Çok zor bir meslek. Bana göre hamballık, amelelik, motosikleti kuryelik zor meslekler. Onları görünce benim şu an yaptığım iş bana şey geliyor. Amelelik zor, ben de yaptım. Çocuk oyuncağı geliyor, inşaat falan işi de zor. Bunları görmen lazım. Sen videoda deyince ben hiç düşünmemiştim abi. Videoda deyince Ankara'da kuryelik, ulan dedim hiç düşünmemiştim ya. Bu o garda kışta. Abi çok tişörtten kaç tane var sende? Bundan 5-6 tane de hep bunu giyiyorum. Bunu yeni aldım. Senin 10 sene önce videom var, hala bu var üstünde, inanılmaz. Bu değil de eskimiyor. Ben özel yaptırıyorum bunları. Bu bana özel yapıyor. Harbi mi? Ankara'cı arkadaşım var, dükkanı var. Bana özel yapıyor. Şimdi siyah moda olmuş. Her gelen siyah polar. Ankara gücü amblemi siyah polar. Süper bir Allı güllü giyiyorduk biz. Ne oldu dedim. Ya abi senden sonra biz de siyaha döndük. Süper. Kardeş bunu sarı, beyaz da sayılır yere gidemiyoruz. Sırıtıp ben sevmiyorum. Renkli giymeyi sevmiyorum ben. Siyah zaten dikkat çeken bir adamım. Gecenin yani. Üçünde karanlıkta beni Şahin'i tanıyor. Koruna basıyor millet. Kızılay'da gidiyorum arkamdan 10 kişi saldırıyor. Bundan tanıyor. Özel yaptırıyorsun yani. Başkasına benim huyumu bildikleri için öyle özel yapıyorum. Şimdi bunu tişörtünü yapmışlar, böyle benim resmi falan laflarımı yazıyorlar, satıyorlar da. Benim atkımı yapmışlar falan. Biliyorum ben allı güllü giymem, sevmiyorum. Gerek yok ya. Zaten dikkat çeken bir adamız. Yeter abi ya. 2014'te adam sesinden tanıyor, arabanın içinde gidiyorsun. Trafikte kaza oldu ya lan. Kaza oldu, göbekten dönüyordu adam. Ayhan abi, ayhan abi dedi, önden adam yazıyor. Çok... Bu aradan sıyrıldı, kaçtı. 5-6 kişi selam verdi. Biri sağda, biri soldan. Millet vallahi bağırıyor, korna basan filan. Kadının biri Mercedes'inden bir daldı, bizi solladı. Herkes beni ben tanımıyor. Kadın beni tanımıyor. Mercedes'in jipi. Bunu tanıyan bebe duramadı, kül. Mercedes'in jipi. Böyle 5-6 kişi bana selam veriyor. Onlara şöyle böyle derken, kadının biri beni tanımıyor. 50 yaşında bir kadın, Mercedes'in jipi. Kadın bize sinirlendi, biz orada 5-6 araba böyle durdu murdu. Karı sinirlendi, önümüze bir kırdı. Ben bunu eline dokundum. Dur dedim, karı gidiyor dedim. Millette bir yandan selam veriyor, bir yandan da buna bakıyor. Yani meslek olarak refleks. Oğlum dur demeye kalmadı, karı bizi geçti, yandaki araba bir koydu. Mesela ortak iki kapıyı köçerdi. Daha yeni 2 gün önce oldu. Biz aradan çıkız. Sebep mi olduk anlamadım. Diyorum ki sus oğlum, konuşma. Bak kazalara sebep oluyor. Konuşması suç adamı. Yani konuşurken mi? Yani sesi... Yandaki araba alıyor. Var. Tanıyor, Allah razı olsun. Herkes tanıyor. Ben de kimseden bir üstün bir insan değilim. Her zaman söylüyorum. Evet. Adam, benim tanıyanlar, kamyoncusu, tırcısı, normal. Senin gibi mesela araban var, ta Van'a gidiyorum. Van'da çevirmeye giriyorum. 06 plaka. Track Polis'in DJ'ye tek soru. İnekler Han'ı tanıyor mu? Tanımıyor musunuz Can? Hayır, tanımıyorum. Ayıp mı ediyorum? Hurdacı da bulduk. Ahtapotundan böyle telefon ya da araba alıp basabiliriz. Tamam. Şurada. 80'li 90'lı yıllarda kadınlar bizim kot bile giymezdi eskiden. Yemin ediyorum kot bile giymezdi kadınlar. Şimdi yani erkekler şort giyiyor. Ne günlere kaldık ya, başımıza taş yağacak. Ondan sonra niye orman yanıyor, niye sel oluyor? E tabi olur. Tamam, ben bundan... Erkek adam, kadınlar kot giyerse, erkekler şort giyerse her bok olur. Yakında deprem giyerse.